Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 25 Haziran 2024 ve bu yayınımızda Hakan Fidan'ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün akşamki bazı açıklamalarına odaklanacağız. Çünkü Hakan Fidan özellikle Suriye meselesinde, yine Irak meselesinde çok önemli açıklamalarda ve itiraf niteliğindeki açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki döneme ait ne tür planlar yaptıklarını aslında tek tek itiraf etti. Diğer yandan sevkiyat var. Ahmadiyye Doğu Kakkı'na ona bakacağız. Şimdi Hakan Fidan dün nasıl aciz bir durumda olduklarını, Kürt hareketi karşısında nasıl zorlandıklarını aslında tek tek itiraf etti. Kendi meselelerini çözemediklerini bir yandan anlattı. Kürtlere karşı Esad'dan tutalım, Putin'e kadar, Amerika'dan tutalım, Özgür Suriye ordusuna kadar herkese yalvardıklarını mealen itiraf etti. Ama dünya meselelerinin nasıl çözüleceği konusunda da ahkam kesildi. Şimdi bunlara bakacağız ama buna bakmadan evvel dediğim gibi dün akşam yine Ahmadiyye Doğu katında bir sevkiyat yapıldı. Askeri bir konvoyun ağır silahlarla Habur sınır kapısından Zaho'ya, oradan Doğu'ya, oradan da Ahmadiyye'ye ve Ahmadiyye'den de daha aşağılara doğru ilerlediği söylendi. Reuters News haber ajansı bu görüntüleri servis etti. Ve bu hat biliyorsunuz zaten KDP'nin denetimindeki bir karayolu. Daha evvel bahsetmiştik, birçok yayında bahsetmiştik. Burası ZAP'ın güneyine, Metine hattına giden bir karayolu var. Yani Zaho'dan Doğu'dan Ahmadiyye'ye, Deraluk'a, Şelatize'ye kadar, Barzan bölgesine kadar bir karayolu var. KDP'nin nezaretinde, KDP'nin gözetiminde bir karayoludur ve buradan Türkiye 3-4 yıldır sürekli askeri sevkiyatlarda bulunuyor. Aslında bu yeni bir sevkiyat değil ama önümüzdeki dönemin işte orada olup bitenlerine dair bir işarettir. Bunu paylaşmak istedik. Zaten 16 Nisan'dan itibaren orada saldırılar var, şiddetli çatışmalar var ve daha 2 gün evvel bu konuya dair de bir yayın yapmıştık. Şimdi bu arada tabii Irak'tan da bir açıklama yapıldı. Irak ne diyor? İşte sınır hattı, sınırımızı koruyacağız. Türkiye diyor ki biz Irak'la anlaştık, şu bu falan. Irak'ta da belli ki birçok baş var. Özellikle KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Okun 3 gün önceki bir açıklaması vardı. Irak'la Türkiye'yi bize karşı dedi, yani Kürtlere karşı, Kürt hareketine karşı birleştirmek için özellikle Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Savunma Bakanı öncülük ediyor dedi, ediyorlar dedi. Ve bugün de Irak Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden birisi Irak'ın ajansına konuşmuş. İşte diyor ki biz şey yapıyoruz, biz diyor bir plan üzerine çalışıyoruz Türkiye ile ve Türkiye sınırında diyor o 27 sınır karakolu inşa edeceğiz. Doğu katına özellikle az evvel bahsettiğim bu Türk askerlerini bak kendi topraklarından geçiyor, hiçbir şey demiyorlar. Yani 27 sınır karakolu inşa edeceğiz ve diyor ki işte orada biz Türkiye ile birlikte koordineli çalışacağız bilmem ne falan. Yani bir açıklama yapmış ama bu açıklama gerçek hayata uyacak mı uymayacak mı ona da bakacağız. Çünkü Irak'ta birçok baş var ama belli ki Savunma Bakanlığı odaklı, İstihbarat, Dışişleri Bakanlığı ki KDP'li Fuat Hüseyin bunlar Türkiye ile Türkiye'ye hizmet yapmak için canla başla çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar aslında bugünkü yayınımızda Hudapar'a biraz değinecektik. Bu Hudapar'ı yine sahneye koydular, sahneye sürdüler. En son Diyarbakır'dan bazı görüntüler geldi ama bu başka bir yayına kalsın. Özel olarak onlarla konuşacağız. Yani özel olarak onları anlatacağız ve gelelim Hakan Fidan'ın dünkü açıklamalarına. Nerede bir fitne varsa bölgede, Orta Doğu'da, aslında Türkiye'de Hakan Fidan vardır. Bunu unutmayın. Özellikle Suriye'de ve genel olarak Irak'ta, işte genel olarak hatta Rusya'ya kadar, çünkü bu Daesh Horasan'ı biliyorsunuz, İran, Rusya, daha evvel anlatmıştım. Nerede bir çatışma, kaos, savaş, gerginlik varsa bunun baş sorumlularından birisi de Hakan Fidan'dır. Yani bunu unutmayalım. Yani o kadar tabii ki etkisi büyük, her yeri karıştıran biri değil. Ama Türkiye adına işte IŞİD'den tutalım, Rusya'ya, oraya, buraya falan bütün böyle kirli ilişkileri organize eden kendisidir. Daha evvel İstihbarat Başkanı, şimdi Dışişleri Bakanı. Ve bölgede, yani her devlette, her ülkede de onun benzer partnerleri olduğu için şu anda özellikle Suriye'de görüyoruz ki 10 yıldır, 10 yıldan fazladır, 13 yıldır
bir kaos var ve başından itibaren Suriye'yi kana bulayan bu çete grupları ISO'dan tutarım DAEŞ'e kadar hepsi Hakan Fidan'la ilişki içerisinde. Hakan Fidan'ın tabii ki Kürt düşmanlığını özellikle irdelemek gerekiyor. Evet, bu rejimin, bu Kürt inkarcısı, Kürt düşmanı rejimin bir memuru, bir temsilcisi. Ama kendisinin ayrıca sanki bireysel bir motivasyonu da vardır. Sebebi nedir, ne değildir? Belki ileride daha iyi anlaşılır. Neyse, biz şimdi dünkü açıklamalarına gelelim. Şimdi dün Suriye meselesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Tabii orada bir şey olmuş. Yani birkaç gazeteci geliyorlar. Gazeteci dediği mesela birisi özel savaş elemanı, eski asker Abdullah Ahar adında bir eleman. Zaten bu meseleleri o ona soruyor. Belli ki önceden hazırlamışlar. Kağıda vermiş, sen bunu sor ben böyle diyeceğim. Şöyle desek mi iyi, şöyle desek mi iyi falan. Önceden bir şey yapmışlar. Ekranındaki şeyler, gelişmeler hep mizansen. Ve diyor ki biz diyor YPG ile 2,5 ülkeyle anlaşamıyoruz. 2,5 ülke dedikleri ne? Amerika, İngiltere ve biraz da Fransa. Şimdi Amerika'nın Türkiye'de onlarca askeri üssü var. Bütün istihbaratı Amerika veriyor. Amerika olmasa bunlar uçaklarını 100 metre sınırın dışına taşıyamazlar, F-16. F-16'lar için Kürtlere karşı kullanacaklar, kullanıyorlar. Amerika'ya yalvarıyorlar. Tamam mı? İngiltere zaten bütünüyle Türkiye'nin arkasında. Türkiye şu anda bu dronları, SİHA'ları falan yapıyorsa bu Amerika ve İngiltere sayesinde. Ve tabii Fransa'nın da şeyi var. Almanya, NATO. Tamam mı? İşte biz onlarla anlaşayıp biz diyoruz ki siz arada çekilin. Yani burada şey yapıyor, itiraf ediyor. Diyor ki biz tek başımıza bunlarla baş edemiyoruz. Bize yardım edin. Tek başımıza yardım edemiyoruz. Bize yardım edin ve çekilin oradan mesela Suriye'de. Yapabilirsek şey yapalım. Oraları işgal edelim, katliam yapalım. Şimdi Suriye meselesinde de işte Şam'la barışacaklar mı, Beşar Esad'la barışacaklar mı falan konu oraya da geliyor. Aslında tarihi itirafı burada Hakan Fidan. Çünkü bunlar 2010, 2011, 2012, 2013 yani o yıllar Suriye meselelerinin, sorunun, kaosun başladığı yıl Mart 2011'dir. Tabii öncesinde biraz hazırlık vardı. Bu eleman o zaman daha müsteşardı. Sonra Dışişleri Bakanı oldu. Ve bazı gruplar hazırladılar. Ne için? Beşar Esad'ı dedi. Tabii Kürt şeyi de var. Kürtlerin önünü de geçmek için. Hatta Kürtlere de o zaman 2013'te görüşmeler varken siz de katılın, Esad devrilsin. Şimdi bunlar Esad'ı devirmek için yapmadıkları plan, çalışmadıkları grup kalmadı. Suriye'ye tırlarca silah sevk ettiler. Esad'ı devirip yerine İhvancıları geçireceklerdi. Bunlara da muhalif diyorlar. Şimdi Hakan Fidan dünkü konuşmasında diyor ki bu muhalif grupların şu anda Esad yönetimiyle çatışmaması iyi bir şeydir. En azından bir gelişmedir. Yani diyor ki ve devamında diyor tek şey bu muhaliflerle Esad birleşsin. O zaman diyor Kürdistan İşçi Partisi'ne karşı, PYK'ye karşı daha fazla şey olurlar. Etkin olurlar. Yani dediği şu. Biz şu anda Beşar Esad yönetimiyle barışmak istiyoruz. Ve bu bize bağlı, yani Türkiye'ye bağlı grupları ve Esad'ı birleştirmek istiyoruz. Ondan sonra yani Esad yönetimi altında birleştirmek istiyoruz. Yani Esad'a karşı artık bir yenilgiyi itiraf etmiş oluyor aynı zamanda. Esad'la bizimle birleşsin. Hepimiz Kürtlere karşı birleşelim. Hepimiz Kürtlere karşı birleşelim, saldıralım. Saldırabileceğimiz yere biz saldıralım, saldıramayacağımız yere de işte Suriye yönetimine şey yapalım, devredelim. Burada tarihi bir itiraf var. Neyin itirafı? Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO'dan, Amerika'dan, oradan, buradan, Rusya'dan aldığı bütün desteğe, bütün teknolojik, diplomatik, maddi üstünlüğe rağmen Kürtlerle Suriye'de veya Irak'ta baş edemiyor. Bunun itirafı var. Baş edemediği gibi Esad, Özgür Suriye ordusu da birleşsinler. Onlar da yanımıza dursunlar. Biz birlikte hareket edelim itirafı var. Ve aynı zamanda tabii Kürtlere hiçbir yerde, hiçbir zaman, hiçbir şekilde yaşam hakkı yok diyor. Yani
Tayyip Erdoğan da bunları söylüyor. Ama Hakan Fidan da bunu söyledi. Bir itiraf olduğu kadar aynı zamanda nasıl bir sinsi plan üzerine çalıştıklarını böylece anlatmış oluyor. Demek ki tek motivasyonları uluslararası ilişkilerden, bölgesel ilişkilerden, işte bu bu Özgür Suriye ordusu dedikleri işitmiş, şu bu falan, bütün bunlarla işbirliğinden tutalım, Kremlin'den Putin'in ayağına gitmeye kadar tek motivasyon Kürt karşıtlığı. Başka hiçbir şey yok. Türkiye'nin bütün şey Kürt karşıtlığı üzerine kurulu. Gerisi hikaye, gerisi hep buna hizmet edecek şekilde dizayn ediliyor. Kürt karşıtlığı, Kürt hareketini bitirmek için yapmayacakları şey, girmeyecekleri ilişki yoktur. Bunu zaten Hakan Fidan doğrudan itiraf etmiş oluyor. Zaten Suriye'deki grupları da başından itibaren bunun için hazırlamışlardı. Şimdi bu Hakan Fidan biliyorsunuz kendisi Erdoğan'ın yerine hazırlanıyor. İkide bir her cümlenin başında işte Erdoğan'ı överek giriyor. Erdoğan'ın sayesinde uçağa bindim. Erdoğan'ın sayesinde burada oturmuşum. Dikkat edin, bu bakanlar konusunda Erdoğan dışında 3-5 gazeteciyle böyle canlı yayına çıkan, periyodik olarak çıkan kimse yok. Tek Hakan Fidan Erdoğan'ın yerine hazırlandığını Erdoğan kabul ediyor mu biliyorum bilmiyorum onu bilmiyoruz. Erdoğan şey yapmasa bir tekme vuracak yani kabul etmese. Ya da Erdoğan'ın bilgisi ve onayı dahilinde oluyor. Durum budur arkadaşlar. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Biz de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar, iyi günler.